kabı boşaltıyoruz. Mesela katılışa göre yumurta kırıyoruz. Bu şekilde. Tuz atıyoruz. Hamurumuza. Suyunu koyup yoğuruyoruz. İşte un, tuz, su, yumurtada tutması için, kabartması için güzel açılır. Böyle kare kare kesiyoruz. Daha küçük de yapabilirsin, daha büyük de yapabilirsin. Mesela böyle cimcikliyoruz. Zahmetli bir iş bu be. Yeme içme kültürü ve yeme içme turizmi açısından değerlendirerek tanıtımı, özellikle tanıtım konusunda çok fazla çalışmamız gerekiyor. Kütahya yöresel yemekleri dediğimizde daha çok Kütahya'nın yöresel mutfak kültürü hamur işlerine, cimcik, çorbalarımızdan tarhana, kızılcık gibi böyle doğal ürünlerle yapılan bu çorba çeşitlerimiz gerçekten hem sağlığımıza hem de yörenin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Biz tabii ki özellikle tarihi konaklarımızda gelen yerli yabancı ziyaretçilerimize yöresel yemeklerimizin daha çok tanıtılması amacıyla gelen ziyaretçilerimize yöresel yemeklerimizin ikram edilmesini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Kaynamaya başladı. Cimcimizi atıyoruz. Cimcimiz pişti şu anda. Servise hazır. Ve kavuruyoruz. Bu konakta Kütahya'nın yöresel yemekleri yapılmaktadır. Unutulmaya yüz tutulmuş yöresel yemekleri. Bunların en başında cimcik geliyor. Kütahya'nın yemeklerine. Cimcik aynı zamanda hamur aşı deniliyor. Bu bilinmesine rağmen çok yaygın değildi. Biz 15 yıldır bunu daha çok yaygınlaştırmaya çalıştık. Bunun yanı sıra diğer yöresel yemekleri de yanlarına ilave ettik. Ve konağımızda bunun satışına devam ediyoruz. Cimcimiz yemeğe hazır.